İnme teşhisinde 3 önemli aşama vardır. Birinci aşamada hasta öyküsü alınıp, inmenin sebep olabileceği nörolojik belirtiler için hasta muayene edilir. İkinci aşamada hastanın beynindeki kan damarları çeşitli yöntemlerle görüntülenir. Mesela bilgisayarlı tomografi ya da MR'la. Bu ikinci aşama inme teşhisi açısından çok önemli ve faydalı bir aşamadır. Üçüncü aşamada ise bugünün videosunda da konusu olan laboratuvar testlerinden başka bir deyişle kan testlerinden bahsedeceğiz. Bu noktada kan testlerinin inmeyi nasıl teşhis edebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Doğru, kan testleri tek başlarına inmeyi teşhis edemez. Ama inmeye sebep olabilecek durumları ortaya çıkarabilirler. Buna ek olarak ilme belirtilerine benzer belirtiler gösterebilecek rahatsızlıkların, örneğin düşük kan şekerinin belirlenmesi ve bunun ihtimaller listesinden çıkarılmasına da yararlar. İsterseniz hemen bu durumda yapılan kan testlerini inceleyelim. Tam kan sayımı bu testlerden biri. Tam kan sayımıyla kanımızdaki al yuvar, ak yuvar ve trombositlerin sayısının normal olup olmadığına bakılır. Buna bakılmasının sebebi inmenin zaman zaman kanla alakalı rahatsızlıklar sonucu ortaya çıkabilmesidir. Eğer kanımızdaki al yuvar sayısı normalden çoksa buna polisitemi denir. Ya da trombosit sayısı normalden azsa buna da trombositopeni denir. Bu iki durum söz konusu olduğunda inme riski de artar. Çünkü kanımızın pıhtılaşma hızı bu iki durumdan etkilenir. Mesela eğer kanımız normalden daha fazla pıhtılaşıyorsa bu pıhtılardan birinin serebral bir damarda sıkışması sonucu iskemik inme geçirme riski de artar. Ve eğer kanımız normalden daha az pıhtılaşıyorsa da hemorajik inme riski artar. Evet, zarar görmüş kan damarlarından birinden dışarı kan sızmaya başladığında eğer bu sızıntı pıhtılaşmayla kapatılamazsa hemorajik inme geçirme riskimiz artar. Buna ek olarak elektrolit ve kan şekeri de inmeye benzer durumlar ortaya çıkardıkları için ölçülür. Örneğin hiponatremi yani kanımızdaki sodyum seviyesinin azlığı beyindeki elektriksel aktiviteyi etkilediğinden ortaya nöbet ve bazı inme belirtilerine benzer belirtiler çıkabilir. Bunun için bu olasılığı göz önünde bulundurmak önemlidir. Elektrolitin ölçümü böbrekler kandaki elektrolit seviyesini düzenlemekten sorumlu oldukları için hastanın böbreklerinin sağlam olup olmadığı konusunda da bilgi verebilir. Elektrolit seviyeleri normalin dışında olursa böbrekleri de kontrol etmek gerekir. Çünkü görevini yerine getiremeyen böbrekler inme riskini artırabilir. Sırada bir de hipoglisemi yani kan şekeri seviyesinin çok düşük olması var. Bu kelimedeki glisemi glukoz anlamına gelir ve kandaki şeker seviyesini temsil eder. Bu rahatsızlığın belirtileri inme belirtilerine çok benzer. Vücudun bir tarafındaki güçsüzlük ya da hissizlik, konuşmada ya da görmede zorlanma. Tanıdık geldi öyle değil mi? Bunlar inmenin belirtilerine çok benzedikleri için kan şekerinin ölçülmesi gerekmektedir. Çünkü durum eğer hipoglisemi ile alakalıysa bu sefer de inme olasılığı ortadan kaldırılmış olur. Son olarak kan şekerinin ölçülmesi, inme riskini arttıran rahatsızlıklardan biri olan diyabet teşhisi açısından da önemlidir. Başka hangi kan testleri vardır? Pıhtılaşma yani koagülasyon testleriyle hastanın pıhtılaşma ile ilgili bir rahatsızlığı olup olmadığına bakılabilir. Bu az önce bahsettiğimiz testten biraz farklı. Çünkü burada bakılan şey karaciğerde üretilen pıhtılaşma proteinleri ile ilgili bir sorun olup olmadığıdır. Daha önceki teste pıhtılaşma hızını değiştirebilen kan hücrelerinin durumu kontrol ediliyordu. Kısacası daha önce hedeflerimizde kan hücreleri varken şu anda pıhtılaşma proteinleri var. Anlaştık mı? Bu proteinler kanın pıhtılaşmasını sağladıkları için bir sorun olması durumunda örneğin eğer pıhtılaşma çok kolay oluyorsa bu pıhtılardan biri kolaylıkla beyne ulaşıp inmeye sebep olabilir. Ya da belki oluşan pıhtılar parçalanmaları gerektiği gibi parçalanmıyor olabilir. Vücudumuzda bazı durumlarda pıhtıları parçalayan faydalı bir mekanizma vardır ve eğer bu mekanizma çalışmazsa İnme riski de artmış olur. Son olarak kanın pıhtılaşmaması da söz konusu olabilir ve bu da hemorajik inme riskini arttıran bir durumdur. Yapılan kan testlerinden bir diğeri kalp kasından gelen proteinlerle yani troponin T, troponin I ya da kreatin kinaz (MB) ile alakalıdır. Bu proteinler kalp kası zarar gördüğünde kana karışan proteinler kalp kasının zarar görmesinin inme ile nasıl bir bağlantısı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle kalp problemleri de inmeye benzer belirtiler ortaya çıkarabilir. Bunun içinde bu belirtilere sebep olan şeyin kalp kası hasarı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca beynin serebral arter bozukluklarıyla kalbin koroner arter bozuklukları arasında bir bağlantı vardır ve bu iki bozukluğa da ateroskleroz adı verilen rahatsızlığın yol açmış olması mümkündür. Yani bu kalp kası proteinlerini test etmek çok önemli. Çünkü kalp rahatsızlığının yanı sıra inme hakkında da bilgi verebilirler. Son olarak bir de toksitoloji testinden bahsetmek istiyorum. Bu test inme belirtileri gibi belirtilere ya da davranışlara sebep olabilecek alkol ya da uyuşturucu madde kullanımlarını kontrol etmek amacıyla yapılır. Bu testle duruma sebep olan şeyin yüksek dozda alınan alkol ya da madde olup olmadığı belli olur. Ayrıca inme riskiyle ilişkilendirilen madde kullanımı da bu testle belli olur. Evet, bu videoda inme teşhisinde kullanılan bazı kan testlerini inceledik.